Genellikle yanlış algı var. İnovasyon dediği zaman insanların aklında ben bunu şey diyorum, aşkı nasıl yaşarlarsa öyle algılıyorlar. İşte platonik aşk nedir dediğimiz zaman o başka türlü söylüyor. Romantik aşağı sorduğumuz zaman o da nasıl yaşıyorsa öyle tanımlıyor. İnovasyonu da öyle tanımlıyorlar. Bu içinde bulunduğum 5 yıllık çalışma grupları içerisinde yayınladığım standartlarda bunun üzerine basa basa vurguladık. İnovasyon Ar-Ge değildir. Ürge değildir. İyileştirme değildir. Geliştirme değildir. Buluş değildir. Yaratıcılık değildir. Sadece teknolojiye dayanmaz. Yayınlayacağım kitapta bir 500 sayfalık bir kitap hazırladım bu konuyla ilgili. O kitapta göreceksiniz, buluş sahibiyle inovasyon onu gerçekleştirenler farklı bir buluşun var olmuş olması onun inovasyona dönüşmüş olduğu anlamına gelmiyor. Bu sebeple kısaca toplumda veya pazarda başarılı olmuş sürdürülebilir yeniliktir diyorum. İşe yarayan yeniliktir, faydalı farklılaşmaktır diyorum. Bu tanımı da şöyle kısaca üzerinden geçmek istiyorum. Biraz felsefi bir tanım olmasına rağmen sizlere hani bilmeniz açısından ve standartta aldığımız bir tanım. Çok uzun tartışmalar sonucu geldiğimiz inovasyon, yenilik ve değerin ilgili tarafların algılamasına bağlı olarak üretilen sonuçtur diyoruz. Bu sonuç finansal veya bir sosyal değer oluşturur diyoruz. Dolayısıyla inovasyon ve değer ikisi bir araya getiriyoruz. Bir buluş bir toplumda bir değer üretmiyorsa, bir fayda sağlamıyorsa bu finansal bir fayda veya bir finansal değer veya bir sosyal değer olabilir. O buluş sadece buluştur, inovasyona dönüşmemiştir diyoruz. Ve bu değeri önemli kılan, değeri değerli kılansa ifade edilen veya edilmeyen ihtiyaçlardır. Şimdi bu yaşadığımız bir aylık dönemde o kadar çok ihtiyacımız var ki bunların bir kısmını ifade ediyoruz, bir kısmını edemiyoruz. Ben de dönüp şimdi sormak istiyorum. Yani bireysel olarak bu hepimiz şapkamızı önümüze aldık düşünüyoruz. Ben de düşünüyorum. Yarattığım değer ne? Ben nasıl bir değer üretiyorum? Benim varlığımın faydası ne bu dünyaya, bu topluluğa? Eğer kurum olarak beni izliyorsanız da kurum olarak da sormanızı rica ediyorum. Sizin kurum olarak ürettiğiniz değer ne?